Selam millet, ben Erenay ve bugün sizlerle Discord bot dersinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Discord botu sıfırdan nasıl yazarsınız, nasıl kendi botunuzu geliştirirsiniz sorularına cevabı bu serimi izleyerek alabilirsiniz. Bu serinin devamı için de bu arada like ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Like ve yorumlarınıza göre bu seriye de devam etmeyi düşünüyorum. Etrafımda çok fazla arkadaşım vardı Discord botu nasıl yazıyorsun, bana da yazar mısın deyip soran ve hani izleyicilerim de vardı Discord kendi sunucuları olup hani böyle bir şey yapmak isteyen. Bunun için bir video çekmek istedim ben de. Bu konu hakkında bilgi almak isteyen varsa bu videoyu izleyerek alabilir dediğim gibi. Öncelikle indirmeniz gereken iki tane program var. Birisi Atom, diğeri de Node.js. Bunların indirme linklerini ben açıklama kısmında vereceğim zaten. Oradan istediğiniz gibi indirebilirsiniz arkadaşlar. Öncelik olarak yapmanız gerekenler bu programları kurmanız. Videoyu durdurun şu an. Bu programları kurun ve ondan sonra videoyu devam ettirebilirsiniz. Hemen şu kısma geliyoruz. Bu kısma nasıl geleceğim diye soracak arkadaşlar için. Discord app.com'a giriyoruz. Developers kısmından açılsın. Developer portala tıklıyorsunuz ve direkt buraya gelmiş oluyorsunuz zaten. Burada kendi yaptığınız botlar gözüküyor. Benim TB bot ve TB müzik olduğu için bu botlar burada gözüküyor. Hemen Create an Application diyoruz. Kendi botunuzun hemen buraya ismini koyuyoruz. Mesela ben Erenay Bey koymak istiyorum. Daha sonra buradan bir fotoğraf seçiyorsunuz. Şuradan ben daha önce masaüstüne ayarlamıştım. Zaten hazırlamıştım. Fotoğrafı koyduk. Buradan Save Change diyoruz en aşağıdan. Birazcık bekliyoruz kaydetmesini. Ve hemen kaydettikten sonra burada bot kısmına giriyoruz ve Add Bot diyoruz. Yes, do it diyoruz. Ve hemen şuradan tek yapmamız gereken Administrator tuşuna tıklamak oluyor. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdilik burayla işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki tamam, ben bu botu oluşturdum. Fakat ben bu botu nasıl sunucuma çağıracağım? Arkadaşlar bunun için de hemen General Information kısmına geliyoruz. Ve burada bir client ID'niz olacak. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine açıklamada vereceğim siteye giriyorsunuz. Bu kısımdan client ID yerine yapıştırıyorsunuz. Ve hani bunları benim yaptığım şekilde siz de yapabilirsiniz. İsterseniz kendiniz de buradan okuyarak hangilerinin olmasını istiyorsanız vesaire 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 diye ayarlayabilirsiniz. Sonra client ID yaptıktan sonra tekrar link kısmından tıklıyoruz. Buradan sunucuyu seçiyoruz. Hangi sunucuyu eklemek istiyorsanız doğrula diyoruz. Ben robot değilim işaretliyorsunuz. Buradan basit şeyleri yaparsınız artık. Şöyle doğrula diyeyim artık. Tamam. Ve yetkilendirildi diyor. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi Erenay Bey botu sunucuya geldi. Her şey çok güzel. Fakat diyeceksiniz ki şimdi bu botu ben nasıl aktifleştireceğim? Bota nasıl özellik vereceğim? Arkadaşlar bunun için hemen önce masa üstümüze geliyoruz. Masa üstünden yeni bir klasör oluşturuyoruz. Hemen şöyle klasörümüzü oluşturalım. Klasör diyelim. Erenay Bey ya da direkt Erenay Bot diyorum ben mesela. Klasörün ismini istediğiniz şekilde kendiniz koyabilirsiniz. Giriyoruz. Hemen Shift ve sağ tık yaparak komut penceresini burada aç diyoruz. Buraya npm init yazıyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, lütfen Node.js'yi ve Atom'u indirmiş olun bu komutları uygularken. Bu npm init ne işe yarıyor? Hemen ondan da bahsedeyim. Botun kimliğini oluşturuyoruz. Nasıl sizin kimliğiniz varsa botların da, her botun ayrı ayrı kimliği oluyor arkadaşlar. Şu an o botun kimliğini oluşturuyoruz. Buraya ismini yazıyorsunuz botun. Buraya versiyon 0.0.1 öneriyorum ben. Description'ı boş bırakabilirsiniz. Buraya entry point'te bot.js yazıyoruz. Ben bot.js'yi kullanacağım. Test komutunda node boş bot.js yazıyoruz. Bu botu başlatacağımız komut olacak. Buralara enter'lara geçebilirsiniz. Author kısmına kendi isminizi yazacaksınız. Lisans kısmına da ISG büyük harflerle yazarsanız ve en sonunda yes derseniz de artık botun kimliğini oluşturmuş olduk. Şimdi botun kimliğini oluşturduk oluşturmasına, fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben açıklama kısmında yine bir link vereceğim Discord.js diye. Botu kodlamamız için bize lazım olan şey Discord.js. Yani Discord.js'nin kütüphanesinden kullanarak botu yazacağız. O yüzden npm install discord.js yazıyoruz. Bu kimliği oluşturduktan sonra npm boşluk install discord.js. Bunu yazıyoruz. Discord.js'nin hani komutlarını falan vesaire vesaire botumuza indirmemiz için. Birazcık zaman alabilir burası. Beklerseniz güzel olur.
Gördüğünüz gibi yüklemeye başlıyor. Birazcık bekleyeceğiz. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İlk başlarda hemen ağır ağır yüklenmek istemiyorum. Part part gideceğim size. Yani sakin sakin anlatmayı daha çok uygun görüyorum. Şu an gördüğünüz gibi indirdi bu. Burayla işimiz kalmadı artık. Şimdi dosyamıza geliyoruz. Botu açtığımız dosyaya geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Yeni metin belgesi. Oluşturuyoruz şuradan. Bunu tamam deyin. Hemen şuradan dosya, farklı kaydet. Buraya bot.js yapıyoruz ve kayıt türünü tüm dosyalar yapıyoruz. Hatırlarsanız bot.js olarak kodlamıştık botumuzu. Delete ediyoruz ve bot.js dosyası burada oluştu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ben bu bot.js dosyasını nasıl açacağım, nasıl yapacağım diye soracaklar için hatırlarsanız Atom'u indirmiştik. Hemen Atom'u açalım. Atom'u açalım. Birazcık Atom ağır bir program olduğu için zaman alabilir. Bu bot benim kendi TB botum, bot.js'si. O yüzden siz boş yere, boş ekran geliyor büyük ihtimalle. File kısmından Open Folder diyoruz. Masa üstünde artık nereye kaydettiyseniz botun dosyasını seçiyorsunuz klasör seçle. Ve gördüğünüz gibi hemen önünüze zaten gelmiş olması gerekiyor. Şu welcome'ları falan kapatabilirsiniz şuradan. Şimdi buraya ne yapacağız? Discord JS sitesine tekrardan giriyoruz arkadaşlar. Şurada example var. Bu bir örnek. Bu örnekten yararlanarak biz de devam edeceğiz. CTRL-S ile bu arada yaptığınız değişiklikleri kaydedebiliyorsunuz. Kaydetmenizi öneririm. Şimdi ben burayı size anlatayım. Const Discord require Discord JS. Yani diyor ki require Discord JS'nin Discord JS'yi require aldı. Discord JS'yi örnek alacağız. Yani altyapısının Discord JS'ini kullanacağız. Const client ne? Discord client. Yani diyor bu bir yeni Discord client diyor. Discord programı diyor. Şimdi client on kısımları aslında birazcık karışık. Şöyle karışık. Anlatacağım hepsini. Çok fazla var. Mesela ready, mesaj. Bunlar ayrı ayrı şeylere ayırıyor. Şuradan hemen göstereyim mesela. Mesela ne var? Collection var, collector var, ping var. Ya bunlardan kullanarak yani oluşturuyoruz komutları. Mesela mesaj. Client on mesaj şeklinde zaten göstereceğim. Buraları ilerleyen bölümlerde zaten daha açıklayıcı bir şekilde anlatacağım. Şimdi client on ready. Yani diyor ki client hazır olduğu zaman diyor. Konsola mesaj yollasın diyor. Şimdi bu mesajı istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Fakat tekrardan söyleyeyim lütfen şu şeyleri oynamayın. Tırnak işaretleriyle oynamayın. Yoksa botunuz bozulur, çalışmaz. Hata verir. Mesela botun olan diyelim. Botun olan. Yanlış yazdım. Botun olan. Bu client user tag bu arada botun ismi. Hani Erenay Bey yazacak burada. Bota hangi ismi verdiyseniz artık o yazar. Botun olan mesela Erenay Bey sunucuya giriş yaptı. Ve artık aktif diyelim şöyle. Sonuna da ünlem koyalım mesela. CTRL-S ile kaydediyorum tekrardan. Bu bir önemli olan yer, en önemli olan yer hatta token. Token kısmını nereden alacağım diye soracak arkadaşlar için. Bot kısmına giriyoruz hatırlarsanız burada botun yapmıştık. Copy diyoruz. Burada token kısmı var. Bunu kopyalıyoruz. Ve buradaki token yerine yapıştırıyoruz. Eğer bunu yapmazsanız botunuz çalışmaz arkadaşlar. Bu çok önemli. Boşluk falan olmasına dikkat edin. Olmamasına. Şimdi mesela demiş ki client on mesaj. Mesaj attığında birisi. If eğer mesaj content birisi mesaj yolladığında ping yazarsa mesaj reply cevap olarak pong yaz demiş mesela. Hemen deneyelim. Mesela botumuz açık mı şu an? Botumuz şu an kapalı gördüğünüz gibi. Çalıştırmak için konsolumuza geliyoruz. Ne yapmıştık çalıştırma komutunu? Node boşluk bot.js yapmıştık. Enter diyorum. Ve gördüğünüz gibi botun olan Erenay Bey sunucuya yanlış yazmışım. Sunucuya giriş yaptı ve artık aktif. Gördüğünüz gibi botumuz aktifleşti. Hemen buraya ping yazalım. Ve gördüğünüz gibi cevap olarak bana pong verdi. Şimdi ben bunu değiştirebilirim. Mesela buraya ne yapalım? Selamun aleyküm yazalım biz. Bana cevap olarak aleyküm selam versin. CTRL-S yapıyorum tekrar. Şunu da düzelteyim bu arada. Sunucuya giriş yaptı. CTRL-S ile düzelttim. Daha sonra hemen konsolumuza gelip CTRL-C yapıp botu dolduruyoruz. Ve ardından node bot.js'yi tekrar yazıyoruz abi. Bekliyorum. Evet, botun olan sunucuya giriş yaptı ve artık aktif. Tekrardan aktifleşti gördüğünüz gibi botumuz. Şimdi selamünaleyküm yazalım. Ve gördüğünüz gibi bana geri dönüş olarak aleykümselam verdi. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela birisi geldi.
küçük harflerle değil de büyük harflerle selamünaleyküm yazdı. Gördüğünüz gibi bot bunu algılamadı. Bot'un bunu algılaması için arkadaşlar, yanlış bir adresi açtım. Bot'un bunu algılaması için message content nokta to lower case yazıp parantez açmamız gerekiyor. Artık kim ne kadar isterse birini küçük yazsın, birini büyük yazsın veya ikisini de büyük yazsın, ikisini de küçük yazsın, her türlü bunu algılayıp tekrardan cevap atacak. Deneyelim mesela. CTRL-C yapıyorum. Bot'umu durduruyorum. Tekrar node bot.js yazarak başlatıyorum. Başladı botum. Tekrar deneyelim mesela. Selamünaleyküm yazalım tekrar büyük harflerle. Gördüğünüz gibi aleykümselam yazdınız. Birini büyük birini küçük yazalım. Tekrardan cevap verdi. Eğer bu etiket olayını kaldırmak istiyorsanız mesela beni etiketlemesin, cevaplayan kişiyi etiketlemesin bot. Bunun için de arkadaşlar mesaj reply yerine sadece mesaj channel.send message yazıyoruz. Ctrl-S yapıyorum, kaydediyorum. Ve hemen tekrardan deneyelim. Mesela ctrl-c botu kapattık. Node bot.js yazıyorum. Botu açalım tekrar. Bot açıldı. Ve tekrardan buraya selamun aleyküm yazalım. Gördüğünüz gibi artık beni etiketlemeden aleyküm selam yazıyor. Bu bölümlük başka bir şey gösterebileceğim bir şey var mı? Mesela daha fazla mesaj eklemek isterseniz mesela burayı kopyalarsınız. Yanlış kopyaladım. Şu parantezlere çok dikkat edin. Kopyalarsınız. Tekrardan bir alt satıra geçersiniz. Mesela selamun aleyküm değil de mesela birisi merhaba yazdığı zaman veya da birisi mesela Instagram yazdığı zaman ona cevap olarak Erin Aytunca sıfır. Kendi Instagram'ımı yazıyorum mesela. Buradan ama mesela bunu şey olarak göndersin. Mesaj reply yazıyorum. Hatırlarsanız öyle yapmıştık. Send mesaj diye düzeltmiştik bunu. Ctrl-S yapıyorum mesela. Tekrardan Ctrl-C yapıp botu kapatalım. Node bot.js yazıyorum. Botu çalıştırdım. Bu sefer girelim tekrar. Instagram yazalım mesela. Ve cevap olarak hemen verdi. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Diğer bölümlerde daha detaylı şeylere gireriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Her diki buzlar, dağ taş yerinden oynar. Açılsın kartlar, bu acıya ölü bile hortlar.